şeytan dini ve gizli yöntemlerini bulduğu deccaline yaptırır. Yani bir kurumlaşmaya gider şeytan. Kendi etkisi zayıf olduğu için, yani fısıldamayla yaptığı etkisi zayıf olduğu için kurum ve teşkilat kullanarak hareket ederdi şeytan. Onun için her devirde en büyük devlet kimse o devlete bazen musallat olur. O devleti ele geçirir. O devletin yöneticilerini ele geçirir. O devletin ordularını, askerini, memurlarını geniş çapta kullanır. Mesela okullara hakim olmak ister. Ordulara hakim olmak ister şeytan. Bunun için öğretmenler kullanır. Hatta buna karşı İsa Mesih'in de aynı yöntemi kullandığını Bediüzzaman açıklıyor Risale-i Nur'da. Deccal'in diyor askerce ve mektepçe ilmi ve maddi ordularına karşı diyor. İsa Mesih'in gücü, kuvveti minarenin yanındaki bir çocuk gibidir diyor. Yani yüksek bir kulenin yanındaki çocuk gibidir diyor. Buradan da anlıyoruz ki Deccal ordulara hakim olmaya çalışıyor. Dünya ordularının birçoğunda Deccal'in etkisi vardır. Yani hakim olmuştur büyük bir bölümüne. Dolayısıyla askeri gücü vardır. Mesela Firavun devrinde Firavun ordusuna hakim oldu Deccal. Mesela Buhtun Asr döneminde Buhtun Asr'ın ordusuna hakim oldu ve devlet kademelerinde bürokratların da birçoğunu kontrol altına aldı Deccal. Ama ahir zamanda şu anda da mesela İngiliz Derin Devleti'ne hakim oldu. Onun kanalıyla hem NATO'nun askerlerinin epey bir bölümüne, Birleşmiş Milletler askerlerinin epey bir bölümüne, mesela Türk ordusunda bazı subaylara ve askerlere, Pakistan ordusuna, Mısır ordusuna, Fas, Tunus, Cezayir ordularına, bunların birçoğuna hakimdir. Yani %60, %50, %30, %10, yani oranlar değişik olacak şekilde hakimdir Deccaliyet. Devlet bürokrasisine de hakimdir. Yani yine aynı oranlarda %10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 hakim olur. Ve okullarda da hakimiyeti vardır Deccaliyet'in. Yani okulları çok önemli görür. Okula marifle diyor mesela marifle fikirlerini tedrise çalışır diyor. Yani Deccal'in bir özelliği de marife de hakim olmaya çalışmasıdır. Mesela dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde Deccal Darwinizmi bütün okulları kabul ettirmiş durumda. Hiçbir okul bundan kurtulamıyor. Yani sebebini bilmiyor adamlar. Mesela bak şu an Türkiye yakasını kurtaramıyor. Neden geldiğini bilemiyorlar. Yani neden kurtulamadıklarını bilemiyorlar. Şunu açıklanamıyor. Bak ancak 2019'da çıkaracağız diyor. 2 yıl olmasına rağmen yer yerinden oynuyor. Yani bak hükümetin buna gücü yetmiyor. Yani hükümet en sonunda bakan çıktı dedik ya Darwinizm bir gerçek dedik. Yani biz onu niye inkar edelim ki dedim. Bakanlığın elemanı da çıktı. Tabii ki dedi biz bilime reddetmiyoruz, Darwinizm reddetmiyoruz. Haşa dedim. Ne haddimize bizim reddetmek dedi. Haberleri bile yok Deccal'in hakimiyetinden. Orduların haberi olmaz Deccal'in hakimiyetinden. Deccal'in mühim bir vasfı gizli olmasıdır. Şeytani bir güç olduğu için çok gizlidir. Yani gizlinin de gizlisidir. Dolayısıyla marif içerisinde yani eğitim kurumlarında, okullarda ve ordularda çok fazla elemanı ve etkinliği olur Deccal'in. O yüzden dünya hakimiyeti sağlıyor. Mesela Roma döneminde de öyleydi. Roma devleti o devrin Deccali'ydi. Yani her yere hakimdi. Roma deyince dünyada akla gelen tek hakim güçtü. Deccal onlara hakim olarak kontrol ele almıştı. Mesela Sezar Roma döneminde Deccal'e kafa tuttu. Hemen Allah'a şahittiler derin devlet. Roma derin devletinin icraatı senatörler, adamlar, hançerlerle geldiler. Adamı bağırtılar içerisinde orada infaz ettiler. Bu
Roma derin devletin bir icraatıydı. Hatta sende mi Brutus diyor mesela, hayret et diyor mesela Brutus. Çok yakın görünüyor, en yakın adamı gibi görünüyor. Ama o da hançerleyenlerin içerisinde. Dolayısıyla Deccaliyet, mesela burada da Tayyip Hoca'nın ta yakınındaki yaverlere kadar, değil mi? Evet. Hep FETÖ mensubuydu. Bu şekildedir Deccal'in hakimiyeti. Yani şeytan bu tarzda hakimiyet sağlar. Yani kurumlaşarak saldırır. Yani kurumlar kullanarak saldırır. Yoksa gidip okulda mesela ortaokul öğrencisinin kulağına fısıldamayla yapmaz. Onun darwinizmi öğrenmesini sağlar, farz edelim. Allah'ın inkar ettiren öğretmenler meydana getirtirir. Veyahut orduyla darbe yaptırır. Mesela Menderes'i götürüp astırdılar. Galiba. Orada deccaliyetin, şeytanın etkisi vardı. Ve insanların kalbine şeytan korku salıyor. Mesela darbe anında siz de korkun diyor. İnsanlar felç oluyor, korkuyorlar. Vahye diyor. Sakın diyor, bak silahlılar var dışarı, sizi öldürürler diyor. Korkuyor adam. Halbuki korkuyor ama onun evine girip onu da öldürüyorlar bir sefer. Halbuki dışarıya çıksa hiçbiri ölmeyecek. Mesela Menderes devrinde halk, mesela 1 milyon kişi Ankara dışarı çıksaydı sokağa, bitti. Darbe kapanırdı. Yani mesela başbakanlığın önü, genelkurmayın önü dolsaydı halkla, halk sloganlar atsa, bitti. Darbe kapanırdı. Adnan Menderes falan alamazlardı. Alsa bile hemen bırakırlardı. Ama çekilme olmaması lazım halk. Yani eve çekildiğin an mahvolursun. Çekilme olmaması lazım. Yani şeytandan korkmadığını göstermesi gerekiyordu insanların. Şeytan onlara telkinde bulundu. Evet. Ama bunları tabii insanlar bilmez. Mesela Hazreti İbrahim döneminde Nemrut mesela Babil Kulesi'ni yapmıştı biliyorsunuz. Deccaliyetin önemli sembollerinden Babil Kulesi. Bütün oraları fikren ele geçirmişti şeytan ve devlet içerisinde kurumlaşmıştı. Yani kurumlaşma çok önemlidir şeytan için. Fısıltı şeklindeki mücadelesini o kadar önemli görmez şeytan. Çünkü Allah diyor zaten etkili olmayacaksın diyor. Yani benim kullarıma etkili olamayacaksın diyor. Ama sırf fısıltıyla bırakmayıp kurumlaştığı için şeytanın gücü dünyada çok büyük oluyor. Bak herkes şeytandan yakınıyor şu an. Cinayetler, anarşi, terör, sevgisizlik, merhametsizlik. Ama bir türlü anlamını çıkaramıyor. Ya bu niye oluyor diyorlar. Tek sebebi deccaliyettir. Yani deccaliyetin de tek sebebi şeytanın o gücü organize etmesidir. Yani deccal şeytandan doğrudan görüşür. Yani görüntü haline gelir, konuşur. Trans haline geçiyor adam. Görüşüyor yani o ileri gelen şahısların yaptıkları toplantıda karartıyorlar ortalığı, alenen geliyor şeytan. Ve ona uyuyor, adamın üstüne geliyor, çöküyor adamın üstüne yani. Adamın aklı gidiyor, ağzından köpükler falan çıkıyor. Ve onun dediklerini rapt altına alıyorlar. Ve bu tip adamlarda da harikalar meydana geliyor şeytanın vesilesiyle. Ama şeytandan korkmayıp Allah'tan korktun mu onun gücü olmuyor. Bir mucize olarak etki edemiyor Deccal. Mesela adam eğer Allah'tan korkup hiçbir şekilde şeytandan çekilmezse, şeytan ne yaparsa hepsine etkisi olmaz. Ama şeytandan korkarsa, Allah'tan korkmayıp şeytandan korkarsa, şeytanın bir sefer muazzam gücü oluyor. Yani akıl almaz, metafizik özellikler göstermeye başlıyor. Ve mağlup olur insan. Mesela münafıklar da öyledir. Yani şeytan normalde ellemez onlara. Uzun süre öyle tutar. Sonra bir gün onlara aniden talimat verir ve hemen askeri haline getirir. Mesela Peygamberimiz zamanında öyleydi. 300 münafık tam savaş anında şeytanın ilkasıyla savaştan vazgeçtiler. 600 Müslüman kaldı, 300'ü bıraktı. 300 münafık. Ama Resulullah tabi onları kullandı, ayrı mesele. Eşek gibi hizmet ettiler, o ayrı mesele yani.